Teşekkür ederim. Siz çekim yapıyordunuz demek. Evet efendim. Ya ne güzel. İyiyiz Allah aşkına. Arkadaşlar kolay gelsin. İftara gidiyoruz. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Yarın. Anahtar sende mi? Evet. Yaşar Dönmez'imiz başkanımızdan başlamak üzere Konya'da Mustafa Karaman başkanımızla, Kumulca'da Mustafa Bozuk kardeşimizle, Hasankırı'da Süleyman Özgür kardeşimizle, başkanımızla, ulusumuzda 2 dönemli belediye başkanı yapan Hasan Hüseyin Özgür başkanımızla ve inşallah Kurucu ilçemizde Hulusi Sayın Başkan adayımızla ve Amasya'da inşallah Ahmet Reis Başkan adayımıza kazanarak 7'de 7 AK Parti inşallah Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Faruk Fırıncıoğlu'nu seçerek inşallah Bartın'ımızdan bu seçimlerde güçlü bir destek alarak seçim zaferi elde etmek istiyoruz. Onun için sizlerden Altınpaşa Beldemiz'e, Yaşar Başkanımıza, Yaşar Dönmez Başkanımıza destek istiyoruz. Güçlü başkan, güçlü meclis olsun istiyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününü tamamladık. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bayrama da erişmeyi böyle birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde bayrama kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Bugün bizleri bu iftar sofrasında bir araya getiren çok değerli belediye başkanımız Yaşar Dönmez'e ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Altınpaşa'mız her zaman böyle birlik beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bir beldemiz. O nedenle Altınpaşa'mızla biz gurur duyuyoruz. Altınpaşa her seçimde bizlere yüksek destek veren
ve bizim bugün burada bu kürsülerde konuşabiliyorsak en fazla desteği aldığımız beldelerimizden birisi. O nedenle biz Abdi Paşa'mıza şükran borçluyuz. Teşekkür borçluyuz. Ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah 31 Mart'ta vereceğiniz kararla Abdi Paşa'daki gerçek belediyecilik hizmetlerinin devamını sağlayacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Gerçek belediyecilik Yaşar Dönmez'dir Abdi Paşa'da. Öyle değil mi? Gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Gerçek belediyeciliği başlatan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yaşanılamaz hale getirilen İstanbul'u devralmış ve kısa sürede bir dönemde yaşanılabilir hale getirmiş ve oradaki başarı onun AK Parti'yi kurmasını sağlamış ve 2001'de kurulan AK Parti 2002'de tek başına iktidar olmuş. O gerçek belediyecilik siyaseti tüm ülke sathına yayılmış ve eser ve hizmet siyaseti olarak marka haline gelmiştir. İşte bu marka Abdi Paşa'da devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Tamam. Bir de ne? Kiminle devam ediyor? Kiminle devam ediyor? Yok da ben bir ayarlamaya çalışayım dur. Reis. Tamam. Ben mi duyamıyorum yoksa sağdan ses mi gelmiyor? Bir saniye bekleriz. Abdi Paşa'da Yaşar Dönmez'de 31 Mart'ta gerçek belediyecinin devamına hazır mıyız? Evet, şimdi oldu. Kararlı mıyız? Evet. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Abdi Paşa'mıza başkanımızla beraber güzel hizmetler yapmıştık. Abdi Paşa'ya Yaşar Dönmez sürekli bizim Ankara'da ve Abdi Paşa'ya geldiğimizde sürekli kapımızı aşındırırdı. Ve şu da lazım Abdi Paşa'ya, bunu da lazım yapalım Abdi Paşa'ya der dururdu sürekli. Ve bu çabaların neticesinde de Abdi Paşa'mıza güzel eserler kazandırdık. Abdi Paşa'mıza ortaokul yaptık. Abdi Paşa'mıza lise binamızı yaptık. Abdi Paşa'mıza kapalı spor salonumuzu yaptık. Abdi Paşa'mıza futbol sahamızı ve stadyumumuzu yaptık. FIFA standartlarında aydınlatmasıyla. Yine Abdi Paşa'mıza işte bu şekilde kapalı salonlar yaptık. Bugün burada iftarımızı sizlerle beraber yaptık. Abdi Paşa'mızın altyapı problemlerini giderdik. Kanalizasyonundan içme suyu problemlerine varıncaya kadar. Abdi Paşa'mızda yine Kirazlı Köprü Barajı ve barajın geçiş yolları, tüm bunlar Abdi Paşa'mıza yapılan hizmetler. Yine başkanımızın gayretleriyle Abdi Paşa'mıza fabrika getirdik. Şimdi de organize sanayi getiriyoruz inşallah. Ve burada bir ihtisas sanayini Abdi Paşa'mıza kazandıracağız. Abdi Paşa'mızda belediyecilik hizmetleri noktasında hep Ulus ilçemize örnek vermiştik. O örnek sayesinde Ulus'ta da AK Partili gerçek belediyecilik başlamıştı. Ve orada da iki dönemdir devam ediyor. Bu dönemde üçüncü dönem olacak Hasan Hüseyin Başkanımız. Abdi Paşa'da da Yaşar Dönmez'de inşallah bu güzel eserlerin üzerine yenilerini ilave edeceğiz. Başkanımızın projelerinin tamamının arkasındayız ve onların daha fazlasını, işte Millet Bahçesi projemiz var, İnşallah Abdi Paşa'mıza kazandıracağız. Hazır mıyız? Abdi Paşa'nın en önemli ihtiyacı şu anda nedir? Neye sıra geldi? Doğalgaza sıra geldi. Doğalgazı Abdi Paşa'ya kim getirir? Yaşar Dönmez getirir. İnşallah onun da çalışmalarına başladık. Ulusumuzla beraber Abdi Paşa'mıza da doğalgaz kazmasını vuracağız inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, hava da serin, soğuk. Sizi fazla da üşütmek istemiyorum. Abdi Paşa'da öyle sıradan bir oy beklemiyoruz.
Aktipaşa'da rekor bekliyoruz. Burası bizim memleketimiz. Ulus, Aktipaşa sizin evladınızdır. Onun için siyasi düşüncesi hiç fark etmez. İster CHP'li olsun, ister başka partili olsun. Biz bütün oyları Aktipaşa'da AK Parti'nin ampulünün altında toplayacağız. Hazır mıyız? Yaşar Dönmez'i belediye başkanı seçeceğiz ve onunla uyumlu milletvekilimizle bizimle uyumlu çalışacak ve Aktipaşa'nın kazanacağı bir tercihi inşallah tekrar yapacağız. Ben şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama öyle sıradan bir oy değil. Açık ara farkla 31 Mart akşamı güzel bir haber bekliyoruz sizden. Açık ara farkla hem Mart'ın birincisi olacak Aktipaşa hem de Türkiye'de derece yapan bir beldemiz olması lazım. Çünkü Aktipaşa Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sever. Tartışmasız. Aktipaşa ezelden beri AK Partilidir. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde ülkemiz için çok önemlidir. Çünkü belediye başkanlarını seçerken aynı zamanda yerel kalkınmayı merkezi hükümetin ülke kalkınmasıyla beraber yürütecek bir tabloyu ortaya çıkarmamız lazım. Bunu inşallah Bartın'ımızda da Cumhur İttifakı'yız Bartın merkezde. İlçe ve beldelerimizde, ilçelerimizde de Cumhur İttifakı, beldelerimizde de adaylarımız yarışıyor. Burada inşallah hem ulusumuzda hem Aktipaşa'mızda en doğru kararı Aktipaşalılar verecektir. AK Parti demek eser demek, hizmet demek. 10 ay önce genel seçimleri yaptık. Genel seçimlerde giderken karşımızda bir ittifak vardı. Altılı masa vardı. Altılı masanın bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Nerede şimdi cumhurbaşkanı adayları? Kendi partilerine layık görmediler. Başkan bile seçmediler kendi partilerine. 10 ay önce bu ülkenin cumhurbaşkanı olsun diyorlardı. Ve diğer partilerin başkanları vardı. Her biri bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Çin yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerine düştüler. Allah korusun bunlar bir iktidara gelmiş olsalardı. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları. Bunlar iktidarı paylaşabilirler miydi? Paylaşamazlardı. İşte böyle bir kaosa millet müsaade etmedi. Şimdi 31 Mart'ta belediyelerimiz, şehirlerimizi en güzel şekilde yönetecek başkanlarımızı seçeceğiz inşallah. Onlarla uyumlu çalışacak milletvekillerimiz, kabinemiz, hükümetimiz. Ve inşallah önümüzde seçimsiz geçecek bir 4 yıl istikrar süreci var. 22 yıldan bu yana siyasetimizin merkezine hep insanı koyduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İnsanı güçlendirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda güçlü insan olsun diye çalıştık. İnsanımız güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun dedik. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla, eserlerle donattık. Bundan en fazla payını alan illerimizden bir tanesi de Bartın'ımız. Barajlarıyla, üniversiteleriyle, yollarıyla, tünelleriyle, okullarıyla, organize sanayileriyle, fabrikalarıyla her tarafımızı Bartın'da eserlerle donatmadık mı? Bunlar AK Parti sayesinde oldu. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Ve inşallah bu istikrarlı kalkınma hamleleri yine devam edecek. Kesinti olmadan devam edecek. Ülkemizi enerjide bağımsız, savunma sanayinde milli ve güçlü, teröre karşı, dış tehditlere karşı
dirayeti, dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan bir ülke olarak yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörün her türlüsüyle mücadele ederek terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve Türkiye yüzyılını daha huzurlu bir yüzyıl yapacağız inşallah. Değerli hemşehrilerim, temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükselttik. Reformlar yaptık. Türkiye'yi geçmişte darbecilere, vesayetçilere karşı maalesef kurumlarımız yapısal reformlar gerçekleştirilemediği için dayanıklı değildi. Ama artık bundan sonra bu ülkede vesayetçi anlayış bir daha hortlamasın, bir daha darbeler gerçekleşmesin diye çok sayıda reform yaptık. Yapısal dönüşümler gerçekleştirdik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz o vesayetçi ve darbeci ruhu azaltan, ortadan kaldırmaya yönelik o düzenlemeler sayesinde bu ülkede artık darbeciler de vesayetçiler de tarih sahnesinde yerini almıştır. Tarihin karanlık tablosunda yerini almıştır. Bundan sonra bu yüksek standartlı demokrasiyle inşallah yeni anayasayı da yaparak Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz inşallah. 31 Mart'a 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandık başına gideceğiz ve en doğru kararı attı başımız için Yaşar Dönmez diyeceğiz inşallah. O sözünden dönmez, Abdi Paşa'nın bir abisi olarak, biz de onun yanında destekçisi olarak, sizin bir kardeşiniz, bir vatandan öte bir evladınız olarak Abdi Paşa için canla başla çalışacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben bu duygu ve düşüncelerle öncelikle 31 Mart akşamı kutlayacağımız Milli İrade Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sonrasında da Ramazan-ı Şerif'in sonunda Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve iki bayramı hep beraber kutlayalım diyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.